Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ederken bugün yolumuz geçmişten gelen güzelliğini tarihiyle günümüze kadar taşıyan ilimiz Bursa Osman Gazi'deyiz. Kayhan Çarşısı'nın içerisindeyiz. Burası da tarihi bir nokta. Birçok geçmişten gelen hikayenin olduğu bir yer. Şimdi neredeyiz? Yeni Hacı Bey Nail Usta'dayız. Buranın da tarihi çok eski. Şimdi beyefendi Nail Sünneli bize bunları anlatacak. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz Nail Bey. Şimdi burası da eski bir yer. Çarşı olarak da eski. Evet. Bursa'da deyince tabii tarih olarak birçok noktası var. Siz de onlardan birisinde babanızın yanında başladı hikaye. Şimdi sizden onu bir dinleyelim şöyle. Tabii ki. Kayhan Çarşısı Bursa'nın en eski çarşılarından bir yerdir. Aşağı yukarı 100-150 seneye tekabül eder. Bir geçmişi var anladım. Evet, bir geçmişi var. Aha. Benim başlamam 1969'un 11. ayında evet. Bu işe biz soyunduk, başladık, devam etmeye başladık. Ben 11 yaşındaydım. Ve 11 yaşından bugün 64 yaş düşünün. Hı hı. Ocağa, tezgaha girdim. Evet, evet. Pideli köfte üzerinde devam etmekteyim. Güzel. Babanız değil mi bu işin ilk hikayesi? Evet. Hüsamettin Sünneli. Hacı evet. Hüsamettin Sünneli. Ona da teşekkür ederim. Çünkü hikaye ondan geliyor. Artık siz evet. İkinci kuşak devam ediyorsunuz. Devamını getiriyoruz. Evet. Peki. Şimdi Kayhan Çarşısı'nın özelliği nedir? Kayhan Çarşısı'nın eski özelliği daha doğrusu demirciler, efendime söyleyeyim boyacılar, köylüye hitap vardı o zaman. Evet. Şu anda artık kebapçılar, pideli köfteciler çarşısı oldu. Yoğun olarak biraz yoğun daha boş sektörde. Evet. 4 kişiydik, şimdi olduk 24 kişi. Evet. Şimdi gıda sektörü deyince insanlar tabii biraz da çevresindeki getirileri görüyor. Herhalde mutlaka, bir yatırım mutlaka, yapmak için. Mutlaka, evet. Mutlaka. Peki ama siz bölgede en eskisiniz. Tabii. Sizin de oturmuş güzel bir müşteri portföyünüz var. Evet. Tercihler de önemli, lezzet de önemli. Hemen mutlaka. Onu sorayım paralel. Neye dikkat edersiniz? Günlük mesainizden bahsedelim biraz. Her şeye dikkat ederim. İlk önce kendim yiyebiliyorsam müşteriye onu sunarım. Hı hı. Önemli olan kendi yiyebilmem. Kendi evet. Düşünebiliyor musunuz? Yani içinde artı bir şeyler olmadığını, ne bileyim bir güven vermek, müşteriye evet, bir güven evet, verebilmek. Evet. Doğal olması, yani doğal her olması şeyin. Her şeyin. Ve 50 yıldır da bu yüzden ayakta duruyoruz zaten. Kolay değil bunu kazanmak değil mi? Yani. Peki saat aralığınız nedir? Sabah kaç, akşam kaça kadar? Sabah servisimiz yani pideli köftede saat 9.30, akşam 7.30 gibi. Arası. Yan tarafta ev yemekleri yaptığımız yerde orada eşim... Şu anda eşim, içinde durduğumuz yer değil mi? Evet, eşinizin... şu anda içinde durduğumuz yer. Eşim ev yemekleri yapmakta burada. Güzel. O da saat 11 ile... 5 arası. Güzel. Siz konsepti biraz genişlettiniz. Aynen. Butik güzel bir şirin işletmeniz var ama yandan bir ilave yaptınız. Buraya da evet. Geçiş var. Evet. Evet. Yani hem sulu yemek çeşitlerimiz var hem de klasik o pideli tabii. Köfteyle sulu satır yemek, köftesi. Sulu yemek bittikten sonra yine pideli köfte müşterimi ben buraya alıyorum. Yani. Ha, buraya da alabiliyorsunuz. Tabii. Alıyorum zaten. Ağırlıyorsunuz. Aynen. Güzel. Kaç kişi ağırlayabiliyorsunuz aynı anda iki noktada toplamda? Toplam üst kat ve alt kat var olmak üzere 130 kişi falan. Güzel, bayağı geniş bir kitleye evet. Hitap ediyorsunuz. Evet. Peki eti nasıl hazırlıyoruz? Akşamdan mı başlıyor bu çalışmalar? Akşamdan değil, sabahtan sabah başlıyoruz. Erken sabah saat. Erken saatte başlanıyor. Tabii biraz dinlenme süreci var. Evet. Saat işte 1 saat, 2 saat bir dinlenme sürecinden sonra işleme başlanıyor. Porsiyonda ne kadar oluyor? 8 köfte oluyor. Köfte normal oluyor. 8 köfte. Evet, ama talebe göre insanlar tabii değişebiliyor. Değişebiliyor. Köftesini bol isteyen oluyor yani. Hı-hı. Değişebiliyor. Kaç uzman kadronuz var? Şu anda 11-12 kişi benimle birlikte. Kemik bir kadromuz aynen. Mevcut. Dışarıya servisler yapabiliyor tabii. Musunuz? Tabii. Esnaflar. Paket servisimiz var. Güzel. Dışarıya esnaflara var. Güzel. Peki. Sektörle ilgili bir hedef var mı kafanızda? Hiç bir şey planladınız mı? Bir Ar-Ge? Yoksa bu kaliteyi böyle koyup yok, devam edeceksiniz? Bu şekilde kalmayı tercih ediyorum. Çok talep var ama ben tercih etmiyorum. Çünkü neden? Ayrıldığınız zaman başka bir bölgeye geçtiğiniz zaman bir taraftan kalite düşer. Kaliteyi bozmamak için. Aynen. Kaliteyi bozmamak için de bu süreçte devam etmek böyle istiyorum. Devam etmek istiyorsunuz. Peki. Ben size, ekibinize, aile bireylerinize başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Babanıza da teşekkür ederim. Geçmişten gelen bu güzel Allah noktayı hayata geçirmiş kendisi. Ve birçok da yine ünlü ismin ziyaret ettiği bir yer olmuş burası aynen, da. Aynen. Peki şimdi bir sizin teşekkürünüzü yapalım bölge halkına.
Bursa'nın dışından mutlaka gelen müdavim müşterileriniz vardır farklı illerimizden, yurt dışından. Şöyle bütün konuklarınıza bir teşekkür, son sözlerinizi yapalım. Bizi tercih ettikleri için, bize güvendikleri için herkese çok teşekkür ederim. Onların sayesinde ayakta duruyoruz. Evet, güzel. Peki, ben size tekrar başarılar diliyorum. İlerleyen zamanda yeni bir çekim ve röportajla buluşmak dileğiyle. Ağzınıza sağlık. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyicilerimiz, yayınımızın başında aktardığım gibi Bursa ilimiz dedik. Kayhan Çarşısı'nın içerisindeyiz. Osman Gazi'den size sesleniyoruz. Geçmişi uzun yıllara dayanan bir noktadayız. Bir lezzet durağından size seslendik. Yeni Hacı Bey Nail Usta'dan, firmamızın şu andaki yetkilisi, ikinci kuşak temsilcisi Nail Sünnelli'den aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor. Sözü Merkez Stüdyo'ya aktarıyoruz. Hoşçakalın.